Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar burada carilerimizi kaydediyorduk. Carileri kaydetme, güncelleme, silme işlemlerini yaptık. Aynı zamanda tahsilat dediğimiz zaman burada bir açıklama yazarak nakit tahsilat diyorum. Mesela 1300 lira deyip kaydete tıklıyorum ve cariyi kaydediyorum. Veya ödemeyi seçtikten sonra ödeme diyorum. Nakit ödeme. Ondan sonra 450 TL deyip kaydet diyorum. Ödememi de kaydedebiliyorum bu şekilde. Ve girdiğim bu kayıtlar buradaki tabloya işlenmiş oluyor arkadaşlar. Cari hareket tablomuzda gördüğünüz gibi az önceki 450'ler 1300'ümüz burada işlenmiş ilgili cari ID'lere bağlı olarak. Şimdi biz burada dikkat ederseniz örneğin burada ödeme dediğimiz zaman burada işlem toplamını görmüyoruz. Buradaki işlem toplamını da görmek istiyoruz arkadaşlar burada. Tabii bunu yapmak için hemen şöyle yapacağız. Tahsilat ödeme formu biliyorsunuz bir arada işlem ID'sini işlem gönderdik. İşlem işte 2 ise tahsilat ödeme, 1 ise tahsilat formu olarak kaydediyorduk. Hemen formun activate kısmına geliyorum. Burada database'e bağlanıp cari kod ve ünvanı aldık arkadaşlar. Buranın içine de devam edebilirdik ama hani kafanız karışmasın diye ben buraya ayrıca yazmak istiyorum. Toplamayı nasıl alacağımızı. Buraya database'e bağlan diyorum tekrar. Şimdi SQL sorgumu buraya yazarsam ödeme için yazmış olurum. Şuraya yazarsam da tahsilat için yazmış olurum. Ben hemen şuraya yazmak istiyorum arkadaşlar SQL sorgumu. Database.sql eşittir. Select tırnak içinde select aslında SQL komutlarını büyük harfle yazmaya çalışacağım sizin için. Select yıldız from demiyorum. Bana lazım olan cariler nokta arkadaşlar bir tablomuza da göz atalım. Carilerde ne var? ID var. Cari harekette ne var? Cari ID var. Tamam. Cariler ID ve cari ID. Bir de tutarımız da hareketteki tutarımız nedir? İşlem tipimiz burada. Bir de tutarımız var arkadaşlar. Tutar. Tamam yazılışlarını öğrendik. Hemen diyorum ki select cariler bana carilerdeki ID virgül carilerdeki ID lazım. Bana tabii büyük harfle yazmıştım orada. Carilerdeki ID lazım. Bu bir de sum toplam olarak toplam diyorum. Bana cari hareket tablosundaki köşeli parantez nokta yine köşeli parantez içinde tutar lazım. Buradaki cari hareketi tutarı az toplam olarak bana vermeni istiyorum diyorum. Burada from cari hareket select yıldız burada select yıldız from cariler diyorum. Burada ise select carilerdeki ID lazım. Cari hareketteki tutar lazım. From cari hareket. Bunu yazdıktan sonra şimdi inner join diyorum. Inner join bir ayrı olarak. Şimdi bu join demek arkadaşlar iki tabloyu birbirine bağla demek. Inner join bunların kesişimlerini yani bunların ortak alanlarını bana göster demek istiyoruz. Yani bu cari hareketteki ortak innerımız nedir? Cari ID'dir. Carilerdeki innerımız nedir? ID'dir. İkisinde de bu ortak olarak bu ikisi geçiyor arkadaşlar. Başka ortak bir şeyimiz var mı? Kontrol edin. Ortak hiçbir şey göremezsiniz. Burada ID'ler farklıdır. Burada ID geçiyor. Burada da ID ama bunun ID'si ile oradaki ID farklı. Buradaki cari ID ile öbür taraftaki cari ID 1'dir. Çünkü bakın burada da 18, 19, 20, 21 var. Burada ise 19, 18, 20, 21 vesaire var. İşlem tipi var. Burada işlem tipi yok gördüğünüz gibi. Yani ortak olan sadece orasıdır. Dolayısıyla inner join kesiştiği noktalar yani ortak noktaları almak için kullanıyoruz. Ortak noktayı aldığımız zaman da oradan yani iki tane tablonun ortak noktasını bulursanız o ortak nokta üzerinden diğer alanlara da erişebiliyorsunuz.
Mesela bu. Left join, right join, full join gibi joinler var. En çok kullanılan, işimize yarayan kısmı bu. Inner join, cariler. Cariler. Bak. From cari hareket, inner join, cariler. Yani cari hareket tablosu ile ben burada diyorum ki bana cari hareket tablosunda, yani bana carilerdeki ID ve cari hareketteki tutarı ver. Burada cari hareket tablosu ile carileri birleştiriyorum. Burada cariler dedim. 10 10 diyoruz. Cari hareket ortak şey, alanları yazıyoruz şimdi. Cari hareket nokta cari ID eşit olacak carilerdeki ID. Bunu da belirttim. Carilerdeki ID. Bunlar birbirine eşittir diyorum. Eşit olması şartını koşuyorum. Bir de burada gruplandırma yapmam lazım arkadaşlar. O toplamı almak için bunları gruplandıracağım. Cari ID'ye göre gruplandırmam gerekiyor. Burada group by diyorum. Grupla. Neye göre gruplar? Grupla carilerdeki ID'ye göre grupla. Bir de eğer siz group by kullanırsanız where komutu kullanamazsınız arkadaşlar. Where şartını kullanamazsınız. Bunun yerine having komutunu kullanmanız lazım. Having dedikten sonra bu sefer de buraya şartınızı yazıyorsunuz. Şartımız carilerdeki ID neye eşit olmasını istiyoruz? Biz buraya gelirken hatırlıyorsanız şu en üstte bir tane cari ID, public tipinde bir cari ID tanımladık ve bu cari ID'ye bir değer atadık. Bizim carilerdeki ID'mizin buradaki tırnak açıyorum, tekrar tırnak açıyorum. Şu ikisinin arası iki tane ve işareti. Buradaki C in tipinde cari ID'ye eşit olma şartını arıyoruz. Ondan sonra işimiz bittiğine göre parantezi kapatıyoruz ve tırnağımızı kapatıyoruz. SQL sorgumuz bu arkadaşlar. Ondan sonra şu open'ı yazıyoruz buraya. Yani tekrar tablomuzu aç diyoruz. Olay bitti. Bir de şunu yazıyoruz. TX'te burada TX'te toplam eşittir 0 yazmışız ya. Artık bunu buraya yazmıyoruz. Bunu kesiyorum burada. Bizim toplamımız eşittir. Record set nokta field nedir? Toplam. Parantezi kapatıyorum. Yani bak buraya da toplam yazdığım için. Buraya Ahmet derseniz Ahmet, Mehmet yazarsanız buraya Mehmet diyeceksin. Artık o field'in ismi Mehmet toplamdır. Şimdi bunun aynısını kopyalıyorum. Aslında buraya hiç buraya yazmamıza gerek yok arkadaşlar. Ben buradan keseyim. Direkt şuraya yapıştırayım ya. Ondan sonra database'i kes. Bağlantı kes. Dolayısıyla toplamımızı her halükarda veriyor bize. Bakın buraya da yazabilirdim. İsterseniz tek buraya yazayım arkadaşlar. Böyle kafanızda karıştırmayayım. Ben bunu keseyim buradan. Ya da şöyle bir deneyelim ondan sonra deneyeyim. Yani iki defa bir database bağlantısı saçma oldu ama hemen bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Geliyorum buraya. İsterseniz ben hemen şuradan bir tablodan bakayım. Toplamlarını alalım bir tanesinin. Mesela cari harekete geliyorum. Burada 20'ye bakalım. 20'de 7000 var. 7550 var. 1300 var. 8850 bakalım. 20 ID 8850 gelecek mi? Hemen buradan 20 olan şuydu. Hemen tahsilata basıyorum. Ve from yan cümlesine söz dizimi hatası. Pardon. DB bağlan. Yok. Niye hata nerede? Select cariler. Az toplam from cari hareket. Bir hata gören var mı arkadaşlar?
Chrome'da hata var diyor ya. Select cariler ID sum cari hareket nokta tutar as toplam Chrome cari hareket. Bir. Bir hata göremiyorum. Bir daha denemek istiyorum. Arkadaşlar olmazsa siz de bir bakın. Mesela şunu seçelim. Tahsilat. Romyan cümlesi sözlü hatası. Ben bir durdurayım. Hata nedir bir göreyim. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar galiba bir inner'ı ben nasıl yazmışım? Inner böyle olması lazım. Pek test etmedim. Hemen videoyu tekrar başlatamam ama inşallah sorun odur. Odur. Yani orası yanlış olduğu kesin de. Inner öyle yazılmaz. Inner diye yazılır. Büyük ihtimalle ondandır arkadaşlar sorunumuz. 8850 gibi bir şey çıkması lazımdı dedik bu 20'ye. Bakıyoruz. Evet 8850 TL toplam çıktı. Mesela şuna bakalım. Hemen toplam 3000. Şuna gelelim. Toplam 4000. Mesela 21 toplam 4000 mi? 21'e bakalım. Evet 21 gördüğünüz gibi 4000'dir arkadaşlar. Mesela 19 nedir? 1000. 5000 de burada 6000. Hemen 19 ID'ye bakalım. 19 şu. 6000 olması lazım. Gördüğünüz gibi pardon. 6450. Burada da bir de 450 var. 6450. Burası tamam arkadaşlar. Evet toplamımızı da bu şekilde aldık. İsterseniz bir de şu ID'nin gözükmemesi gerekiyor. Normalde göstermememiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen cari listesine geliyorum. Şuradan custom'a geliyorum. Buradaki kolon ID'sini 40 değil 0 yapıyorum ve tamam diyorum. Tekrar kaydediyorum. Ana sayfaya geldim. Programı çalıştırdım. Carilere geldim. Burada hemen tahsilat diyorum. Gördüğünüz gibi işlem toplamı 8850. Bunu da böyle formatını da değiştirelim. Bunun formatını şöyle yapacağız. Şuradaki buraya format currency diyeceğiz. Format currency parantez içinde CDBL parantez içinde toplam diyoruz. Ve bir tane parantez daha yazdım. Şimdi ben bunu şuraya almak istiyorum. Bunun aynısını Ctrl X ile kesiyorum. Geliyorum buraya Ctrl V ile yapıştırıyorum. Tabi burada bana ne lazım? TX'de kod ve ünvan. Carilerdeki ID virgül carilerdeki kod virgül carilerdeki bir de ad lazım arkadaşlar. Virgül. Hemen bakalım carilerde kod ve ad olarak mı yazmışız? Kod, ad. Tamam. Bana ikisi de lazım dedim. Onları da bana çekecek buraya. Burada field. Tabi mesela cariler nokta kod. Buraya as cari kodu. Buraya cariler nokta ad. As cari adı diye de yazabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu fiilde kod için cari kodu diyorum. Buraya da tırnak içinde cari adı diyorum. Ve şuraya hiç gerek yok. Programımızı tekrar çalıştıracağız. Geliyorum. Buraya geldim. Tahsilat diyorum. Cari kodu. Yani cari kod diyor galiba. Cariler nokta kod. Ne yazmışız ya? Cariler kod, cariler ad. Ne dedik? Carilerdeki ID, carilerdeki kod. Cariler, aslında cari kodu, cari ad, cari adi. Ben niye hata verdi? Aslında şöyle de yapabiliriz. Hemen şöyle yapalım. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar bakın burası bir de toplamı almamışız. TX'de toplam eşittir format
Currency parantez içinde presse nokta field. Şimdi ben burada toplam yazmayacağım. Hatta az toplam da yazmayacağım. Burayı da siliyorum. Şimdi bu şekilde yazdığım zaman arkadaşlar bu 0'ın 0, 1, 2 ve 3'tür. Dolayısıyla buraya field bana 1 lazım. Burada bana 2 lazım. Şurada da bana field 3 lazım arkadaşlar. Diye biliyorum. Bir daha deneyeceğim. Umarım hata yapmamışızdır. Mesela şuraya geldim. Tahsilat kod ifadesi içermiyor. Cariler nokta id, cariler nokta kod, cariler nokta ad, tam. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şeyi unuttuk. Buradaki hatanın sebebi, biz burada cari id, cari kod, cari ad diye yazdığımız için aslında buraya az toplam da yazmaya gerek yok. Yani kısacası şöyle yazıyoruz. Carilerdeki ID'yi istiyorum, carilerdeki kodu istiyorum, carilerdeki adı istiyorum ve toplam, sum, cari hareketteki tutarı istiyorum. From cari hareket, inner join, cariler. Burada group having'ten sonra arkadaşlar, group by'dan sonra yine en başta select'te tanımladıklarınızı buraya da yazmamız gerekiyor. Biz burada cariler nokta ID demiştik ama diğerlerini yazmamıştık. Dolayısıyla cariler.com kod ve cariler.adı da yazdıktan sonra sorunumuzu çözmüş oluyoruz. Hemen çalıştıralım. Buraya geldim. İşte gördüğünüz gibi tahsilat dediğim zaman 4000 burada. Mavi ticaret dediğimiz zaman da toplamı buradan görüyoruz. Hemen bir 1250 TL 1150 TL daha pardon burada nakit diyelim. 1150 lira daha tahsil ediyorum. Ve kaydet diyorum. Mavi ticarete tekrar gelip tahsilat dediğim zaman 10.000'e tamamlandığını görüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle. Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Pek yorum yazmıyorsunuz. Dolayısıyla ben de dersin gidişatı hakkında pek bilgi sahibi değilim. Memnun musunuz? Değil misiniz? Ders nasıl gidiyor? Anlamakta ben de zorlanıyorum. Tabii arkadaşlar, nasıl ki karanlık bir odaya girdiğinizde, ilk girdiğinizde her şey zifiri karanlıksa ve odada bekledikçe odanın yavaş yavaş aydınlandığını fark ediyorsanız, yani görüyorsanız, bu dersler de böyledir. Yani çok yabancı bir ders bile olsa biraz daha sabrederseniz, çabalarsanız, pes etmeseniz odanın aydınlandığını, kodların artık anlaşılır hale geldiğini fark edeceksiniz. Tabii ki yani burayı ilk bu kodlamayı ilk gören birisi kafası karma karışık olabilir, hiçbir şey anlamıyor olabilir. Tek yapması gereken pes etmeden sabretmektir. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum.